Ben LGS Hocam Form'dan Gökhan Hoca. Bugün 8. sınıf genel İngilizce denemesi sorularını çözeceğiz. Soruların hazırlanmasında katkısı bulunan Nartes yayınlarına, Metin Kılıç ve Salih Özdemir hocalarımıza teşekkür ederiz. Birinci sorumuzun soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Which of the following is true? Hangisi doğrudur? Yukarıda verilen cümlemizi okuyalım. Look at Tina's after school activities to answer the question. Soruları cevaplamak için Tina'nın okuldan sonraki aktivitelerine bakınız. Bu soruyu çözerken şıklardan çözersek kısa sürede doğru cevaba ulaşırız. A seçeneğimiz She attends yoga classes on the last day of the week. Haftanın son gününde yoga dersine katılmaktadır. Yoga dersimize baktığımızda Monday, pazartesi günü. Pazartesi günü haftanın son günü değil, ilk günüdür. A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimiz She does karate before she attends her yoga classes. Yoga dersine katılmadan önce karate yapmaktadır. Yoga dersine bakıyoruz, karate dersine bakıyoruz. Yoga dersinden sonra karateyi yapıyor. Seçeneğimiz de tam tersini söylediği için B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz She plays tennis in the afternoon on the third day of the week. O haftanın 3. günü öğleden sonra tenis oynamaktadır. Haftanın 3. günü çarşamba günü yani Wednesday. Wednesday'e baktığımızda play tennis. Evet, tenis oynuyor. Saatimize baktığımızda 4:30, 5:20 öğleden sonra ifadesi doğrudur. C seçeneğimiz dursun. D seçeneğimiz She swims for 4 hours on Thursday afternoon. O perşembe günü öğleden sonra 4 saat yüzmektedir. Go swimming, yüzme. Perşembe günü evet saat 5 ile 7 arasında 2 saat yüzmektedir. Seçeneğimiz de 4 saat dediği için D seçeneğimizi eliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğimiz olmuştur. Which of the following questions does not have an answer in the text? Metinde hangi sorunun cevabı yoktur? Yukarıda verilen metnimizi okuyoruz. I have 9 classes at school on weekdays. Hafta içi okulda 9 dersim var. So I get very tired. Bu yüzden çok yoruluyorum. I go home and rest for a while. Eve geliyorum ve bir süre dinleniyorum. I do my homework before dinner. Akşam yemeğinden önce ödevimi yapıyorum. I surf the internet or read a book in the evening. Akşam vakti internete giriyorum ya da kitap okuyorum. I never watch television. Asla televizyon izlemem. I don't like it. Televizyon izlemeyi sevmem. I listen to music in my room before I go to bed. Yatağa gitmeden önce odamda müzik dinlerim. I am keen on techno music. Tekno müziği çok seviyorum. I think it's trendy and exciting. Bence tekno müzik moda uygun ve heyecan verici. Paragrafımızı okuduk. Şimdi sorularımıza bakacağız. Paragrafımızda cevabı olmayan sorumuz bizim cevabımız olacak. A seçeneğimiz When does she do her homework? Ödevini ne zaman yapmaktadır? Ödevini akşam yaptığını söylüyordu. A seçeneğimizin cevabı var. A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimiz What type of music is she fond of? Ne tür müziği sevmektedir? Tekno müziği sevdiğini söylüyor. B seçeneğimizin cevabı var. B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz What does she do in the evening? Akşam ne yapmaktadır? Akşam internete giriyor ya da kitap okuyordu. C seçeneğimizin cevabı var. C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz What time does she go to bed? Yatağa saat kaçta gitmektedir? Yatağa gitmeden önce müzik dinlediğini söylüyor ama yatağa saat kaçta gittiğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğimiz olmuştur. Üçüncü sorumuzun soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Which of the following is not related to Callum's personality? Hangisi Callum'un karakteristik özelliğiyle ilgili değildir? Bize verilen öncüllerimize bakıyoruz. He always tells the truth. Her zaman doğruyu söylemektedir. Yani dürüst. He can keep secrets. Sır tutabilir. He likes exciting and dangerous sports. O heyecan verici ve tehlikeli sporları sevmektedir. He never upsets other people. O asla diğer insanları üzmez. A seçeneğimize bakıyoruz. Determined, azimli. Bundan bahsetmemektedir. A seçeneğimiz dursun. B seçeneğimiz adventurous, maceracı. Evet, tehlikeli ve heyecan verici sporları sevdiğini söylüyor. B seçeneğimiz karşılığı var. B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz
Reliable, güvenilir. Evet, ilk öncülüğümüzde her zaman doğruyu söylediğini söylüyor. Burada bu kelimemizi karşılıyor. C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz tactful, nazik, kibar anlamında. Evet, o asla başka insanları üzmez dediği için nazik, kibar anlamında D seçeneğimizi eliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğimiz olmuştur. Which of the following is true according to table? Tabloya göre hangisi doğrudur? Yukarıda verilen cümlemizi okuyalım. Emma is a high school teacher. Emma lise öğretmenidir. She asked the students in class 8A about the best inventions. O en iyi icatlarla ilgili 8A sınıfındaki öğrencilere soru sormaktadır. There are 30 students in the class. Sınıfta 30 öğrenci bulunmaktadır. Here is the table for the results. Sonuçlar buradadır. Inventions, icatlar, number of students, öğrencilerin sayısı. Bu sorumuzu seçeneklerden çözersek kısa sürede doğru cevabımızı buluruz. A seçeneğimiz half of them are interested in the invention related to transportation. Öğrencilerin yarısı ulaşımla ilgili icatlara ilgi duymaktadır. Sınıfta 30 kişi bulunuyordu. 15 kişi ulaşımla ilgili icatlara ilgi duymaktadır. The tire, lastik, tekerlek anlamında. Burada 9 kişiyi görüyoruz. Yarısı değil. A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimiz the invention related to finding direction is the most popular one. Yönleri bulmayla ilgili icat en popüler icatlardan birisidir. Yönleri bulma, the compass, pusula. Pusulaya baktığımızda 2 öğrenci var. Popüler değil. B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz the invention related to a kitchen chore is the most popular one. Mutfak işleriyle ilgili icat en popüler icattır. The dishwasher, bulaşık makinesi. Bakıyoruz 7 kişi var. En popüler değil. C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimize bakıyoruz. According to most students, the invention related to saving energy is the best. Çoğu öğrenciye göre enerji tasarrufuyla ilgili icat en iyi. The solar panel, güneş paneli. Baktığımızda 12 öğrenci bulunmaktadır. Evet, en popüler icatlardan birisidir. Doğru cevabımız D seçeneğimiz olmuştur. Beşinci sorumuzu soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Which of the following is true? Hangisi doğrudur? Answer the questions according to information below. Aşağıdaki bilgiye göre soruları cevaplayınız. Bize verilen bilgimizi okuyoruz. Edwin is a university student. Edwin bir üniversite öğrencisidir. He likes going to the cinema in his free time. O boş zamanda sinemaya gitmeyi sevmektedir. However, he doesn't like some of the movie genres. Ama o bazı film türlerini sevmemektedir. Look at the chart below. Aşağıdaki grafiğe bakınız. Movie types, film türleri, burada da vermiş olduğu ilgiler. Seçeneklerden gidersek bu soruyu kısa sürede çözmüş olacağız. A seçeneğimiz, he prefers comedies to science fiction movies. O, komedi filmlerini bilim kurgu filmlerine tercih etmektedir. Komedi filmine baktığımızda Ersin harika demiş. Science fiction, bilim kurgu filmlerine baktığımızda fantastik, buna da harika demiş. Bu seçeneğimiz doğru cevabımız olamaz. A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimiz, he thinks romance movies are ridiculous. O, romantik filmleri gülünç bulmaktadır. Romance, romantik filmler, absürt, saçma. Evet, bu cevabımız olabilir. Dursun. C seçeneğimiz, he isn't keen on western movies. O, cowboy filmlerine ilgi duymamaktadır. Western, cowboy filmleri interesting, ilginç olduğunu söylüyor, ilgi duyuyor. C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz, he doesn't like movies about space and aliens. O, uzay ve uzaylılarla ilgili filmleri sevmemektedir. Uzay ve uzaylılarla ilgili filmler science fiction movie türüdür. Science fiction, fantastic dediği için ilgi duyuyor. D seçeneğimizi eliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğimiz olmuştur. Altıncı sorumuzu soru kökünü okuyarak sorumuzu çözelim. Which picture shows the movie type that he never prefers? Hangi film türünü tercih etmemektedir? Tercih etmedikleri film türü romance, romantik filmler, absürt, saçma buldukları için tercih etmiyorlardı. Seçeneklerde baktığımızda romantik film türü C seçeneğinde görünüyor. Doğru cevabımız C seçeneğimiz olmuştur. Yedinci sorumuzu soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Which of the following is correct according to chart?
Grafiğe göre doğru seçeneği işaretleyiniz. Rodrigo, Pablo and Lucas are three classmates. Rodrigo, Pablo ve Lucas 3 sınıf arkadaşı. They get on well with each other. Onlar birbiriyle iyi geçinmektedir. The chart below shows how they spend their free time. Onlar boş zamanla nasıl geçirdiğini aşağıdaki grafik göstermektedir. Bu grafiğimizi çözerken şıklardan gidersek kısa sürede yorum yaparak cevabımıza ulaşabiliriz. A seçeneğimiz Rodrigo spends most of his time on archery. Rodrigo okçuluk üzerine zamanı çoğunu geçiriyor. Archery bakıyoruz Rodrigo kırmızı zamanın çoğunu geçirmiyor. A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimiz Lucas spends most of his time on a board game. Lucas zamanının çoğunu tahta oyunlarına harcamaktadır. Chess satranç bir board game'dir. Lucas'a baktığımızda Lucas zamanının çoğunu buraya harcadığını görüyoruz. Çünkü concerts düşük ve archery de düşük. Doğru cevabımız olabilir. B seçeneğimiz dursun. C seçeneğimiz Pablo and Lucas spent the same amount of time on music events. Pablo ve Lucas müzik etkinliklerinin zamanıyla ilgili aynı miktarda zaman harcamaktadır. Concert, konser ama konser aynı miktarda değil. Bu yüzden bu seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz Pablo spends 10% of his free time on playing chess. Pablo satranç oynama üzerine boş zamanını %10'unu geçirmektedir. Chess, satranç Pablo'ya baktığımızda en fazla zaman harcadığı aktivitelerden birisidir. D seçeneğimiz yanlıştır. D seçeneğimizi eliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğimiz olmuştur. Sekizinci sorumuzu soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Which of the following questions does not William ask David? Hangi soruyu William David'e sormamaktadır? Yukarıda verilen diyalogumuzu okuyoruz. Hello everybody. Merhaba herkese. Today our guest is David Weep. Bugün bizim misafirimiz David Weep. He's a world traveler. O dünya gezgini. He's also an adventurer. O aynı zamanda bir maceracı. When was your last trip, David? En son seyahatin ne zamandı, David diye soru sormuş. David, well, it was 2 days ago. 2 gün önceydi. William burada bir soru soruyor ama bizim buraya yerleştireceğimiz sorumuz David'in vereceği cevaba göre olması gerekiyor. David, I was in Peru. Peru'daydım. It was a fascinating experience for me. Benim için büyüleyici bir deneyimdi. Neredeydin diye bir soru sormamız gerekiyor. Nere ifadesini ver soru edatıyla veriyoruz. D seçeneğimiz. Where did you go? Nereye gittin? I was in Peru. Peru'daydım. It was a fascinating experience for me. Benim için büyüleyici bir deneyimdi. D seçeneğimiz. Buraya yazıyoruz ve D seçeneğimizi eliyoruz. What did you there? Orada ne yaptın? I visited Machu Picchu there. Ben orada Machu Picchu'yu ziyaret ettim. You know, it's a world famous tourist attraction. Dünyanın ünlü turist cezbedici yerlerinden birisi olduğunu biliyorsun. William burada bir soru soruyor. David'in verdiği cevap magnificent, harika, mükemmel anlamında. Everybody should go there. Herkesin oraya gitmesi gerek. Burada William nasıl buldun diye bir soru sorması gerekiyor. Bu sorumuzun İngilizcesi C seçeneğimizde How did you find the ancient city? Tarihi şehri nasıl buldun? Magnificent, harika, mükemmel diye cevap vermiş. C seçeneğimizi buraya yazıyoruz ve C seçeneğimizi eliyoruz. William, I have never been there, but it will be my next destination. Ben asla orada bulunmadım ama bir sonraki gideceğim yer orası olacak. William bu şekilde cevap veriyor ve daha sonra William'ın soru sorması gerekiyor. David'in verdiği cevap bizim için önemli. David, just for 3 days. Sadece 3 gün. Ne kadar kaldın diye sorması gerekiyor. David de sadece 3 gün, but I want to go there again in the near future. Yakın gelecekte tekrar gitmek istiyorum. Ne kadar uzun süre kaldın ifadesi A seçeneğimiz. How long did you stay there? Ne kadar süre kaldın? A seçeneğimizi buraya yazıyoruz. A seçeneğimizi eliyoruz. Açıkta kalan sorumuz B seçeneğimiz olmuştur. Doğru cevabımız B seçeneği olmuştur. 9. sorumuzun soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Which of the following pictures shows the missing item in Sophia's backpack? Sophia'nın sırt çantasında bulunmayan görselin resmi hangisidir? Yukarıda verilen metnimizi okuyacağız. Metinde bahsedilmeyen seçeneğimiz bizim cevabımız olacak. Sophia is a 19 years old teenager. Sophia 19 yaşında bir gençtir. She goes camping every summer. O her yaz kampa gider. She always checks her basic equipment before she goes on a camping trip.
trip. O kamp seyahatine gitmeden önce temel ekipmanlarını her zaman kontrol eder. It is June, Haziran ayı. And she is in the middle of a forest with her friends. O arkadaşlarıyla beraber bir ormanın ortasındadır. It is morning, sabah vakti. She takes her backpack. O çantasını alır and ve goes trekking alone after breakfast. Kahvaltıdan sonra tek başına yürüyüşe gider. However, ama she is lost. O kaybolur. She opens her backpack. O sırt çantasını açar. But ama she can't find the item to find her direction. Yön bulmak için gerekli olan madde yoktur. She gets very upset. O çok üzülür. But her friends help her. Onun arkadaşları ona yardım eder. Burada Sofia'nın çantasında bulunması gereken pusuladır. Seçeneklerimize baktığımızda pusulayı C seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğimiz olmuştur. 10. sorumuzun soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Who likes exploring the underwater world? Su altı dünyasını kim keşfetmeyi sevmektedir? Terry, I am keen on paragliding. Ben paragliding yapmayı seviyorum. Paragliding yamaç paraşütü. Terry, suyla ilgili bir şeyden bahsetmediği için A seçeneğimizi eliyoruz. Stacy, I enjoy rafting. Raftingi seviyorum. I think it's a fascinating sport. Bence büyüleyici spor. Su altından bahsetmiyor. Rafting su üstünde yapılan bir spordur. B seçeneğimiz Stacy'yi eliyoruz. Bernice, I prefer caving to any other extreme sport. Ben mağara sporunu başka macera sporlarına tercih ederim. Burada mağara sporundan bahsetmiş. Su altı sporundan bahsetmediği için Bernice'yi eliyoruz. D seçeneğimiz Mark, I am fond of scuba diving. Ben tüple dalış yapmayı çok seviyorum. I go scuba diving 4 times a year. Yılda 4 kez tüple dalışa giderim. Evet, tüple dalışta su altından bahsettiği için doğru cevabımız D seçeneğimiz olmuştur. İngilizce genel deneme çözümümüz burada bitmiştir. Sınava girecek bütün öğrencilere LGS Hocam formu olarak başarılar dileriz.